Ben niçin peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? O dini, o şeriatini, o Muhammed'ini, bütün dinleri söyle. O dostların içine girmesen cennette yerin yok. Düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa orada Allah'ın evi olur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. Adamlar diyorlar siz de bizim gibi bir insansınız. Biz de sizin gibi insanız, kabul ediyoruz ama size şeytan vahyediyor, bize Rahman vahyediyor. He? Size şeytan okutuyor, bize Allah okutuyor. Fark bu. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ Rahman, Allah bir şey indirmedi gökten. Siz yalan söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah bize kitap indirdi, ayet gönderdi. Onlar dediler, Rabbimiz biliyor ya, biz size gönderildik, inanın bize. Biz size duyururuz, geçeriz, sonrasına karışmayız, bak pahalıya mal olur size. Yahu dediler, memleketimize girdiniz gireli uğursuzlandık. Bereketimiz, hayrımız kesildi, yağmurlarımız, sebzelerimiz, ekinlerimiz kesildi. Ne hayırsız adamsınız ya. Bırakın bu davayı, bizim ilahlarımızın, putlarımızın haline gidiyorsunuz. Hep uğursuz olduk ya. Vazgeçmezseniz bu işten sizi taşla öldürürüz. Canınızı yakarız. Azabı elim tattırırız size. Onlar der yok. Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Siz kafir olduğunuz için uğursuz oldunuz. Bizi inkar ettiğiniz için bereketiniz gitti. Bu zamana kadar yiyordunuz, içiyordunuz. Allah size elçi göndermemişti, belanızı da vermemişti. Şimdi elçi gönderdi size, inanmanız farz edildi şu anda size. Bilmeyen gibi değilsiniz. Artık inanmazsanız belanızı bekleyin. Size vaaz ediliyor diye, sohbet yapılıyor diye, Allah'ın ayetleri okunuyor diye uğursuzlandınız mı siz? Ne kadar müsrif, haddi aşan bir milletsiniz. Hadiseler uzadı gitti, sözler birbirini çekti. Memleketin ortasında, Antakya vilayetin göbeğinde olaylar çıktı. O şehre ilk girerlerken bir çobana rastladılar, ihtiyar çoban. Hatırladınız? Ona da bir mucize gösterdiler, cüzzamlık hastayı iyi ettiler de o ona iman etmişti onlara. Kimdi o? Habib-i Neccar, sahibi Yasin. Yasin Şerif'te zikredilen o büyük zat, o ne mübarektir o. O haber aldı ki Allah'ın Resulleri ile millet harbe kalkmış ve büyük bir savaş çıkmış. Doğru, en uzak yerdeydi. Antakya'nın en uzak evi onun eviydi. Şehre en uzak. Oradan kalktı, koşa koşa geldi. Allah-u Teala Hazretleri bu derste de şimdi onun gelişini ve o millete yaptığı vaazları anlatacak. Binlerce sene evvel, yüzlerce sene evvel, binlerce sene evvel yaşanmış olan bu hadiseyi sanki şu anda cereyan ediyormuş gibi gözlerimizin önüne serecek Rabbimiz. Ona göre dinleyin. Hikaye dinlemiyorsunuz, masal dinlemiyorsunuz, gazete roman dinlemiyorsunuz, yalan dolan dinlemiyorsunuz, kainatı yaratan Allah'ın haberini dinliyorsunuz. Bundan daha doğru haber yok, bundan büyük havadis yok. Bundan büyük ilim yok. Ona göre dinleyin. Bu Kur'an'a ne kadar değer verirsek Rabbimiz bize o kadar değer verecek. Onu da öyle bilin. Estağfirullah, bismillah. Dersimiz buradan şimdi. Burada kalmıştık. Sırayla Yasin Şerif'ten ders takip ediyoruz. Ve ca'e geldi min aksal medine. Antakya vilayetinin en uzağından racülün, bir adam ki ne adam, Allah-u Teala ona met ediyor, adam. Allah'ın indinde erkek yani, ha. Bizim gibi sadece çocuk doğurmakla, evlenmekle, efendim horozdaki erkeklikten bahsetmiyor Mevla. Ya erkek deyince Allah'ın pehlivan kulu. Yes'a, koşa koşa geliyor. Yani tık nefes yetişti.
قال millete ne dedi? Ya kavmi ittebi'ul murselin. Ey benim kavmim, ey benim milletim. Antakyalılar. Hep aynı memleketliyiz, hemşeriyiz. Şu Allah'ın gönderdiği elçilere uyun. İttebi'u. Tabi olun, uyun. Men öyle bir zatlara ki la es'elukum ecran. Bunlar sizden para istemediler, pul istemediler, rütbe makam mevki istemediler, koltuk sandalye istemediler, karı istemediler, hiçbir madde menfaat istemediler. Bu kadar hastalarınızı okudular, iyi ettiler, bu kadar şifalara vesile oldular, bu kadar milletin işine efendim koştular, derdine derman oldular, hiçbirinizden bir kuruş para talep etmediler. وَهُمْ مُهْتَدُونَ Bu zatlar hidayet bulmuş, dünya ve ahiret hayırlarına nail olmuş, Allah-u Teala'nın elçileridir. Bunlara uyun. Allah Allah. Nasıl vaaz ediyor görüyor musunuz? Ondan sonra vaazlarına şöyle devam ediyor. Habibi Neccar'ın vaazlarını Rabbimiz bize anlatıyor. Hem de Kur'an-ı Kerim'in kalbinde. Yasin-i Şerif'te en büyük surede onun vaazlarına yer veriyor Allah'ımız. Ne kadar beğendi onun sözlerini ki, takdir etti onun sözlerini ki, kıyamete kadar gelecek insanlara onun sözlerini ayet olarak indirdi. Ve maliye, ne oldu bana ki la e'budu ibadet etmeyeceğim ellezî o Allah'a ki fetarani. Beni yoktan yaradan, bir damla sudan bu boya getiren, yaşatan, yediren, içiren, besleyen, büyüten, idare eden, yöneten, sayısız sonsuz nimetlerle kuşatan Allah'ıma ben niçin ibadet etmeyeyim? Yani ne demek istiyor? Siz niye ona ibadet etmeyesiniz? Kendinden söylüyor, onlara duyuruyor. Ama peşinde de onları tehdit ediyor. Ve ileyhi turcaun. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz. Kendisini ele aldı. Ben niçin beni yaradana tapmayayım? Elbette ki ben ancak beni yaradana taparım ve ona tapmalıyım. Çünkü ona borçluyum, onun kuluyum, onun kölesiyim. O ne buyurursa onu yapmalıyım. O neyi yasak ettiyse ondan kaçmalıyım. Onun gönderdiği elçilere uymalıyım. Onun gönderdiği şeriat-ı sünnete uymalıyım. Çünkü beni o yaratmıştır. Hak onundur. Bizi de o yarattı arkadaşlar. Bizdeki salahiyet de onundur. Bizdeki yetki de ona aittir. Göklerdeki, yerlerdeki hakimiyet onundur. Bütün alemlerdeki, mahlukattaki idare ona aittir. Kimsenin elinde yönetme hakkı yoktur. Kanun yapma hakkı yoktur. Helal haram koyma yetkisi yoktur. Emir yasak buyurma yetkisi yoktur. Kendi kafasından kimse gelin güvey olmasın. Canlı cehenneme atmasın, bacakkada boyunla Allah'a harp açmasın. Nasıl faizi serbest ediyorsun? Nasıl içkiyi serbest ediyorsun? Nasıl kumarı serbest ediyorsun? Nasıl Yahudi Hristiyanların yılbaşını kutlamayı meşru ediyorsun? Bunlar hangi kitapta yeri vardır? Kainatı yaradan Allah'a harp açmaktır ya. Başka bir şey değil. Sen mi yarattın bu milleti? Sen mi yaşatıyorsun bu milleti? Yağmurlarını sen mi yağdırıyorsun? Ekinlerini sen mi bitiriyorsun? Doğanları sen mi yaratıyorsun? Ölenleri sen mi öldürüyorsun? Cennetin mi var, cehennemin mi var? Hastalıktan kurtulabiliyor musun? Ölmekten kurtulabiliyor musun? Yaşlanmaktan kurtulabiliyor musun? Benden aciz, fakir bir adamsın, zayıf bir adamsın. Hepimiz birbirimizden aciz. Bu gani olan Allah'ımıza, böyle zengin, kadir, kavi olan Allah'ımıza efendim, harp açmaya bizim ne cesaretimiz vardır ya? Cesaret cehaletten doğar arkadaşlar. Allah'ı bilmeyen adam Allah'a karşı çıkar. Ama bilen adam haddini bilir. Rabbim evvela kendisini tanıttırsın bize. Marifetini ihsan etsin. Kendisinden son derece saygı ve edep üzere yaşamamızı nasip eylesin. Kendisine karşı, azabına karşı, gazabına karşı, dostlarına karşı cesaretli olmaktan bizi muhafaza eylesin. Ne demek ya? Bu nereden doğuyor bu cesaret? Bu hürriyeti nereden aldılar? Bu istiklali nereden ilan ettiler? Kendileri madem ki hürdürler, niçin yaşlanıyorlar? İster mi kimse yaşlansın? İster mi kimse kamburlansın? İster mi kimse bunasın?
İster mi kimse ölsün ayrılsın. Madem hürsün, kendini yönet, beni de yönet demiyorum sana. Bari kendini idare et de ben de anlayayım hürsün. Kendi işini görmekten acizsin. Mevla seni bu gece felç etse yarın sabah altından pislik bile affedersin, alamayacak kadar efendim rezil olacaksın. Millete bile gelin de altımı yıkayın bile diyemeyeceksin, dilinde felç olmuş harf bile çıkaramayacaksın ağzından. Sen kalkmışsın, efendim ben hürüm, müstakillim, sarı çizmeli Mehmet Ağa'yım, istediğimi yaparım, Allah bana ne karışır, şeriat zamanda olur mu? Ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun ya? Tükürük bezlerin çalışıyor da dilin ıslak yerdedir. Kuruttukları vakit görür. Bir gün kurutacaklar. Bak Habibi Neccar nasıl vaaz ediyor? Beni yaradana ben nasıl ibadet etmeyeyim ya? Ben ancak ona kulluk ederim. Kral kimmiş? Kim takar Yalova kaymakamını be? Kim takar? Allah-u Teala bizi yarattığına göre bizi o yönetebilir. Ha! Milleti yönetme sevdasında olanlar, kendi kafalarına göre kanun nizam yapıp insanları idare etmeye kalkanlara bir teklifimiz vardır. Nedir o? Bir dünya yaratırlar, gökler yerler yaratırlar, aynı böyle bir düzen kurarlar, insanları yaratırlar, yaşatırlar, rızıklarını da onlar verirler, o insanlara karışsınlar. Kim acele eder? Yakalamakta kim acele eder? İnnemâ yu'accilu bil ahdi men yekâful fevd. Polis bir hırsızı bir yerdedir bildiği zaman acele eder. Mesela askeriye bir anarşistlerin bir izini buldu mu hemen ne yapar? Yürür, acele eder. Niçin acele eder? Kaçıracağından korktuğu için. Allah-u Teala Hazretleri, ya Rabbi ne var? Bu herifler seni inkar ediyor, senin aleyhine gidiyor, sövüyor, sayıyor, şeriatını, sünnetini, dostlarını hiçe sayıyor. Sen bunları yakalamıyorsun. Niye yakalayayım? Kaçıracağımdan korkmuyorum ki. Ne olacak? Dön dolaş bana gelecekler. Kaçtıkları yerde beni bulacaklar. Kaçtıkları zaman zaten bana kaçıyorlar. Kimseye kaçamaz. Ne buyuruyor Estağfirullah? Em hasibellezine ya'melûne s-seyyiâti en yesbikûnâ. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ. Kötülük işleyenler, bize karşı gelenler, haramlar işleyenler, geçip bizden kaçacak, kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Ne kötü hükmediyorlar, ne kadar yanlış düşünüyorlar. Nereye kaçsalar bize kaçıyorlar. Yerlerin dibine insan onun. Köklerin tepesine çıksan onun, Merih'e gitsen onun, Zuhal'e gitsen onun, Ay'a çıksan onun, Yay'a geçsen onun, hep onun mülkündesin. Nereye gideceksin? Ne işlesen onun huzurunda işliyorsun, hepsini görüyor, yakalıyor. Lukman-ı Hakimoğlu öyle dedi. Ya büneyye inna intekü mithkâle habbetin min gardelin fetekün fî sahratin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye'ti bihâllâh. İnnallâhe latîfün habîr. Oğlum evladım, yavrucuğum, bir işe yapsan, yaptığın iyilik veya kötülük kardal tanesi kadar olsa ve sen o işi yaparken bir koca kayanın içinde olsan, göklerin üstünde olsan, yerlerin en dibinde olsan, Allah-u Teala o yaptığını bulur, getirir, meydana çıkarır. Nereye kaçacaksın? Her şeyden haberdar. Ben bu Allah'a şimdi nasıl tapmayayım? Ben meniden yaratılmış, 9 ana karnında taşınmış, idrar yollarından ortalığa çıkmış, ciğeri 5 para etmez insanlara mı tapayım? Onların dediğini mi yapayım? Ne olmuş bana, aklımı peynir ekmekle mi yedim ben? Allah'ım o akılsızlıktan muhafaza eylesin. İşte Habibi Neccar konuşuyor mübarek adam. Siz de ona döndürüleceksiniz ha diyor onlara.
Onları da tehdit ediyor. Ettehidu. Hiç ben edinir miyim? Tutar mıyım? Min dunihi, o Allah'ı bırakıp aliheten, ilahlar. Ben o Allah'ı bırakacağım, başka ilahlar tutacağım. Haşa ve kella. Rabbim muhafaza eylesin. Allah'ın büyük konuşmaktan uzak etsin bizi. Büyük konuşmak için söylemiyoruz ama o Rabbimizi bildikten sonra, onu bulduktan sonra da nasıl insan başka ilahlara tapacak ya? Kerestelere, kütüklere, heykellere, putlara tapacak ya? Bunların elinden ne gelmiş? Hiç ben onu bırakıp başka ilahlara tapar mıyım ki? İn yuridnir rahmanu bi durrin. Beni anamdan babamdan çok acıyan Allah'ım, başıma bir bela, bir felaket murad etse, beni hasta etse, beni öldürecek olsa, çoluk çocuğumu elimden alacak olsa, işimi gözümü bozacak olsa, düşünün, herkes kendi kendine düşünsün. Allah benim başıma bir bela yollasa. La tughni anni şefaatuhum şey'a. O taptıklarım, Allah'ı bırakıp da taptıklarım, yalvardıklarım, medet beklediklerim, Allah'ımın gönderdiği beladan zerrecik bir toz, mikrop kadar bir şeyi defedemezler. Edebilirler mi? Allah Allah. İşte kanserliler, AIDS'liler, veremler, efendim astımlılar, hastanelerde inim inim inliyorlar. Kimin elinden ne gelir? Profesör ne yapsın? Doktor ne yapsın? Hasta bekliyor ki profesör gelecek de ameliyat edecek. Bir de haber geliyor, profesör öldü. Geçen de öyle oldu. Büyük bir profesör öldü. Hasta da bekliyor orada. Ameliyat olacağım diye. Ne yapacak profesör? Ne haberi var? Yarın öleceğini bilir mi? Ölmeyeceğini bilir mi? Bir şey, ne haberi? Bu kadar aciz. Bunlardan yardım isteyeceksin, Allah'tan istemeyeceksin. Bu kadar aciz olduklarını görüyoruz. Rabbimizin bu kadar kudret eserleri de gözümüzün önündedir. O Allah'a da iman ettiğimizi de iddia ediyoruz. Bu kadar yalancılık, sahtekarlık olur mu? Hala kalkıyoruz Allah'ın düşmanlarından korkuyoruz. O Allah'tan korkmuyoruz ya. Nasıl Amerika'dan korkarız ya? Kimmiş ya? Dünyanın gavurları kimmiş ya? Bütün dünyanın gavuru Allah'ın kudretinin karşısında bir sivrisineğin kanadı kadar hükmü var mıdır acaba? Biz kendimize karşı konuşmuyoruz ki. Rabbimizin karşısında onları konuşuyoruz. Hiç onları Rabbimizin karşısına çıkarabilir miyiz zaten? Konuşulacak adam bunlar. Kıyas edilir mi yani? Terazinin öbür gözüne konur mu yani? Haşa ve kella. Koca Nemrut'u topal sinekle halletti be. Koca Nemrut Allah nerededir diye serseri Allah'ı arıyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın diyor, İbrahim'in ilahı nerededir diyor, bir görüşsem onunla mahvedeceğim. İnanmış ha, bunlardan iyi. Bunlar hiç Allah'a yer verdikleri yok. Nemrut dedi ki, ben yerlere karışırım, o da göklere karışır. Hiç olmazsa yarı yarıya razı oldu. Bunlar hiç yarıya da razı, göklere de bunlar karışacak. Bunlar hiç, her taraf bunların. Allah'a yer yok. Zalimler, kafir. Buradan yerden göğe ok attırıyor. Ok atıyor beni. Ve İbrahim'in ilahını yaralayayım diye. Bu kadar ahmak olup gavurlar işte. Mevla meleklerine buyurdu ki okunun ucunu kanlatın dedi. Boş çevirmeyin onu dedi. Herifin oku geri geldi. Kanlı dedi. Vurdum Allah'a diyor. Nemrut işte. Şehlük, ahmak. Bunlar da aynı. Daha beter. İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki şu Allah'ını çağır dedi. Bütün ordularıyla bir harbe girişelim bakalım. Dünya benim diyor. Hakikaten de dünyadaki ordu sırf onun. Doğuya batıya hakim, herif oradan akıl erdiremiyor. Yahu diyor şu dünyanın hiçbir tarafında benden başka bir güç yok diyor. Bu nerede? Herhalde göklerdedir. Oraya çıkamadığım için diyor. Oradan haberim yok. Onun için kabul ediyor yani. Var ama buralarda işi yok. Bir harbe edelim hadi bakalım karşı karşıya. Bekle gelecek, bekle gelecek. Bütün orduyu da toplamış, bütün orduyu da kullan. Koca Nemrut, dünyanın baş komutanı, baş kralı. Bu kadar orduyu da çıkarttı yola. Büyük bir harp var tabi ama bu nereden hangi güç gelecek? Bu dünyada da başka güç yok. Baka baka bir de İbrahim Aleyhisselam tek başına gelir. Nemrut dedi, işte rezil olduğum gündür. Bütün ordu şimdi benimle alay edecek. Neden?
Bizi bir adama karşı mı bu kadar orduyu hazırladın? Rezil oldu. Han dedi Allah'ın dedi. Han dedi ordun dedi. Bizi de dedi telaşa koydun dedi. Bu kadar adamı topladık buraya dedi. Ne ya? Bekle geliyor dedi. Bekle geliyor. Yakında gelir. Bir de bir sivrisinek ordusu. İğne atsan yere düşmüyor. Gözünü açamazsın. Bir adamın başına ne kadar sivrisinek üşüşüyor adamı göremezsin. Kaplıyor. Hem de nasıl sivrisinek? Zehirli böyle sokuyor. Ciğerine işletiyor. Etini, derini bütün kırıyor. İskeletini bırakıyor. Adamın yüzüne bir et kalmamış. Bir dakikada iskelet kalmış. Bütün vücudu iskelet. Devrilen devrilene gavurlar. Lan yedi bitirdiler orduyu be. Nemrut bakıyor öyle. Kara bulut yahu. Ne havayı görüyorsun ne yeri ya. Sırf sivrisinek görüyorsun. Ne ordusu var kurban olduğum Allah'ın. Nemrut nasıl kaçtı? Sarayına girdi, kapıyı kapattı. Mevla onu yedirtmedi ki hemen işini bitirmeyeyim, o da rezil olmadan bırakmayayım onu diye. Gebertmeyeyim onu diye hemen bir topal sivrisinek girdi bir anahtarın deliğinden. Kapının. Sığar oradan. Girdi oradan. Bir de burnunun deliğinden girdi, oradan da sığar. Yani uyurken burnunuzun deliğinden sivrisinek girse kafanızın içinde başlasa efendim o ince damarlarınızı, o sinir uçlarınızı böyle efendim sokmaya başlasa ne olursunuz biliyor musun? Kafanızı böyle küt küt duvarlara vurursunuz. O kadar büyük bir beladır. Yatıyorsunuz rahat rahat, odada da sivrisinek var, sinek var, hiçbiriniz korkmuyorsunuz. Ulan bu bir de burnumdan girerse diye korktuğunuz yok. Neden? Allah-u Teala buyuruyor. Benim gözcü meleklerim var da sizi koruyorlar önünüzde arkanızda. Yoksa çoktan yemişti sizi sinekler, inekler, fareler, yılanlar, akrepler. İşiniz bitmiş idi. Bitmez mi ya? Kaç paralık canın var? Bir sivrisineklik işin var. Nemrut'a tam sinek de yollamadı. Topal sinek. Yeter sana dedi topal sinek. Sağlamı bu fazla gelir. Ulan herifin kafasında başladı. Vız 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 vız. Kafa kalmadı adam. Tokmakçılar tuttu parayla. Vurun diyor. En fazla vuranınıza en çok para vereceğim diyor. En fazla vuranınızı çok seveceğim. Vurun diyor. Küt küt. Vuruyorlar kafasına. 400 sene tacı tahtı devleti sürdü. 400 sene de kafaya tokmak yedirtti Mevla. Hemen gebertmedi. Yoksa bir sinek orada öbür orduyla beraber onu da yedirdi. Nasıl vuruyorlar kafasına? Tabi artık 400 sene bu iyi dayandı yine bu kafa tokmağa. Ondan sonra tabi beyin artık zedelendi gitti. Geberdi birisi bir fazla vurdu bir gün gitti geberdi. Hey kurban olduğum Allah'ım ya. Nasıl yapar ya? Yapamaz mı? Ya bu Allah'la harp edilir mi ya? Siz de uğraşıyorsunuz Amerika'ya karşı atomumuz yok. Silahımız yok da onun için gavurlardan korkuyoruz. Ya niye konuşuyorsun? Amerika'ya karşı Allah'ımız olsa bizim? Oho! Sivrisinekle bitti. Karıştırma. Bir sis. Bir sislik işleri var. Bir sis. Hala sisi önleyemediler. Bir duman sardırsa işlerini bitirir. Göz gözü görmez bitti. Hayat felce olur. Sokar onları birbirine. Arabaları, köprüleri, vapurları girer birbirine. Ya bu ne kadar ilerlesen Allah'a karşı acizliğini anlıyorsun ya. Bu ilerlemeler, bu fenler, bu teknikler Allah'ın hünerlerini ortaya koyuyor. İnsanların acziyetini gösteriyor ya. Bu niye bu yanlış anlaşılıyor ya? Gözlük adama daha iyi göstereceği yere niye adamın gözüne perde olsun ya? Bunlar Rabbimizin kudretini göstermeli bize. Ayet bunlar ya. Maalesef. Allah'ım Celle Celaluhu bizlerin de bu gaflete düşmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bütün fen teknikteki ilerlemeleri kendisinin ayetleri olarak bize bildirsin ha. Amin. Rahman Teala benim başıma bir bela yollasa diyor Habibi Neccar. Memleketin ortasında kalkmış ahkam kesiyor. O kadar gavura ya. Mübarek adam. Hangi put beni kurtaracak? Bunların şefaati benden hangi bir belayı uzaklaştırabilecek? وَلَا يُنْقِذُونَ Hiçbiri beni kurtaramazlar. اِنِّي دَلَّ ف۪ي ظَلَالٍ مُّب۪ينَ Eğer ben o büyük Allah'ı bırakıp da o putlara taparsam açık seçik bir sapıklıkta olurum. Yolumu kaybetmiş olurum ki ben bu dalaletten uzağım. Ben bu sapıklığı tercih etmem.
İnni şüphesiz ben âmentü bi rabbikum. Döndü o üç tane Resul'e. Milletin huzurunda dedi. Ey Allah'ımın elçileri, ben sizi gönderen Rabbinize iman ettim. Fesme'un. Ey millet, siz de dinleyin beni. Ey Resuller, siz duyun beni, şahit olun imanıma. Ey millet, siz de duyun, kabul edin vaazımı, nasihatimi, iman edin bunlara. Etmeyin, canınızı cehenneme atmayın. Sen nasıl iman edersin? Sen nasıl bunları tasdik edersin, bizi reddedersin? Bir yüklendiler, bir taş yağmuru Habibi Neccar'ı aldılar ayaklarının altına, bastılar karnına, bağırsaklarını çıkarttılar dışarı mübareğin. Birisi geldi kafasını kesiyor, kuyulara attılar. Yapmadıkları şey, testerelere doğuruyorlar, böyle geldiler mübareğin. Peki acı çekiyor mu acaba? He? Onlar onun kafasını keserken, testereyle onu biçerken, he? Bağırsaklarını dışarı dökerken, kuyuya atarken ne yapıyorlarsa. Acı çekiyor mu? قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Mevlana buyuruyor. Biz ona ne dedik? Buyur cennete gir. Buyur, açık kapılar seni bekliyor. Siz zannetmeyin ki Allah yolunda can verenler, kan dökenler acı çekiyorlar. Onlar kan gölünde, o efendim yaralar bereler içinde Mevla'nın cennetinde gidecekleri yeri görüyorlar. Onlar huzur içerisinde gidiyorlar. Güle güle gidiyorlar. Yarın ahirette cennetin en aşağı derecesine giden bir insana bile bütün dünyayı sana vereceğiz deseniz mümkün değil, istemez. En aşağı derecede bile olsa dünyayı istemez. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı, hadis-i şerife göre konuşuyor. Kim geri dönmek istiyor? Şehit. Ne diyor? 10 kere döndürün beni, şehit olduğum cepheye gideyim. He? Evime, çoluğuma, çocuğuma, dükkanıma, dostuma, ahbabıma uğramayacağım. O şehit olduğum yere gideyim. Halbuki biz ne kadar acıdık ona, değil mi? Kafası kesildi, kanlara boyandı, hemen ne kadar acı çekmiştir zannettik biz. O ne diyor? Yeniden gönderin beni oraya. Bir rivayet, 10 kere gönderin beni oraya, şehit olup tekrar geleyim. Neden? Şehitliğin faziletini anladığından ve hiç acı çekmediğinden. Firavun'un ailesi vardı. Asiye validemiz radıyallahu anha, Efendimizin ailelerinden olacak cennette. Dünyada Firavun'un karısıydı, ahirette Resulullah'ın ailesi. Hatice validemiz vefat edecekken Efendimiz başında duruyordu. Dedi ona ki, kumalarına selam söyle dedi. Yani ölüyorsun, cennete gidiyorsun. Kumalarına selam söyle dedi. Bu kadınlar da çok kıskançtır. Kuma lafı duydu mu ölürken kalkar. Dedi ki, ne kuması dedi, benden evvel kimseyle evlendin mi dedi. Dedi, senden evvel kimseyle evlenmedim dedi. Meryem, Asiye, hep onlar cennette beni bekliyorlar, seni de bekliyorlar. Senin orada cennette ailelerim olacaklar, senin kumandırlar. O zarar etmez, tamam dedi. Ondan bir şey demem. Kumalar, Efendimizin aileleri olacak. Firavun ona yanaşırdı, karı kocalık yapmak isterdi. Rabbimiz bir peri kızı cinniye, yani dişi cin yaradırdı. Aynı Asiye validemizin kılığında, onunla düşer kalkardı. Zannederdi ki Asiye validemize dokunuyor. Abi dokunamıyor. Çocuk olmadı. Nereden çocuk olacak? Dokunduğu yok. O da zannediyor çocuk olmuyor. Çocuğu olmadı Asiye validemizde. Ne zaman ki Asiye validemiz Musa Aleyhisselam'a iman etti, dedi ki, seni dedi kazıklara çaktırayım da gör dedi. Dört tane kazığa çaktırırdı kızdığı adamlar, iki el iki ayaktan kazıklara çaktırır. Aslanları saldırır üzerine, paramparça ettirir. Firavun bu. Asiye validemiz tam kazıklara çakılacakken Mevla'ya dua etti. Allah-u Teala da onun duasını bize bildirdi. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dedi ki ya Rabbi dedi, senin manevi yanında cennette bir köşk istiyorum dedi. Yap da beni çağır. Bu firavundan, bunun pis işlerinden kurtar beni, bıktım bu gavurdan dedi. Zalimlerden kurtar beni dedi. O onu kazağa çaktırırken zannediyor eziyet çekiyor. Rabbimiz hemen ruhunu aldı, cennetteki köşke koydu. O hiçbir şey çekmiyor. İşte şehitler böyledir. Hiç onlara bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Habibi Neccar'ı orada çiğniyorlar. Rabbimiz ne buyuruyor? Esas insan ruhtur. Onun bedenine orada onlar saldırıyorlar. Ben onun ruhuna ne dedim? قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Buyur gir cennete dedi. Hey gidi Habibi Neccar. Ne adamdı be. Ne dedi? İyi dinleyin ne dedi. Demedi ki ya Rabbi, bu beni öldürenlere, şehit edenlere lanet et bunları, kahret bunlara, bela ver, azap et, azap et. Demedi. Ya ne dedi? Yasin Şerif'i bu kadar okuyorsunuz. Hiç bunları anlıyor musunuz? Hiç Yasin dinliyorsun, bunlardan bir şey çıkarabiliyor musunuz? Bundan sonra ders olsun bize bak. Mübarek cennete giriyor. Yine de kimi düşünüyor? O milletini düşünüyor. Neden? Ya onlar beni cennete yolladı da kendileri cehenneme niye gitsin? Kâle ya leyte kavmi ya'lemûn bimâ gafara li rabbi ve ce'aleni minel mükremîn. Sadakallâhu. Ah keşke benim milletim de bilseydiler. Rabbim beni nasıl affetti, cennete koydu, ikram etti bana. Beni en büyük nimete mazhar ettiği kullarından kıldı. Onlar da bilseydiler de hidayet bulsaydılar, bu cennete gelseydiler. Demiyor ki onlar beni işkenceyle öldürdüler, Allah belalarını versin. Demiyor. İşte. İbret olsun bize. Bize zulmedenlere de dua edelim. Bize Allah için eziyet edenlere de dua edelim. Beddua etmeyelim. İzim yok. Bu yola gelsinler. Hidayet bulsunlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'ten çıktı. Taşladılar, kaşladılar, başını yardılar, ayaklarını kana boyadılar. Uzun kıssadır, kısa keseyim. Bir üzüm bağında bir asmanın altına oturduğunda Cebrail Aleyhisselam geldi, yanında dağların amiri melekle beraber. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu melekül cibaldir. Dağlar bunun emrinedir. İşte dağları birleştirsin, bütün sana bu hakareti yapanları efendim dağların arasında sıkıştırsın, gebertsin. Ne dedi? Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi sen benim milletime hidayet ver. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ebu Bekir Sıddık Beni Temim'den idi. Kabilesi ona çok zulme, eza, işkence ettiler, iman etti diye. O da onlara dua eder. Hazreti Sıddık da Efendimiz'e benzer. Yumuşak insandı çok. Dedi ya Rabbi dedi, benim kavmimi hidayet et dedi. Onlar beni cehenneme çağırıyorlar, ben onları cennete çağırıyorum, onlar beni cehenneme çağırıyorlar. Anlamıyorlar ya Rabbi. Böyle olacak. İşte Habibi Neccar radıyallahu anh. Kainatın efendisi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, nesaha kavmehu hayyen ve meyyita. Habibi Neccar öyle büyük bir zattı ki dirisi de vaaz yaptı, ölüsü de vaaz yaptı. Ölüyken de ümmetine nasihat yaptı. Düşünün, Habibi Neccar keşke benim milletim Rabbimin beni affettiğini bilseydi, yola gelseydi sözünü bu bedeninin ağzıyla söylemedi. Çünkü o ölmüştü, ruhu bedenden uçmuştu, Rabbimiz ona cennete gir buyurmuştu. Ondan sonra Habibi Neccar cennete girerken bu sözü söyledi, ama Rabbimiz onun cennete girdiğindeki bu sözünü, ruhani alemdeki bu vaaz-ı nasihatini, bu duasını, temennisini bütün kitaplarında peygamberleri vasıtasıyla kullarına duyurarak sonsuza kadar gelen insanlara onun ölüsünün yaptığı vaazları duyurdu. Onun için ölüsü de nasihat etti. Efendiler, Allah'ımızın dostları
o büyük kulları ruhlar aleminde de boş durmuyorlar. Ölseler de durmuyorlar. Hep ümmeti düşünüyorlar. Hep bu milleti düşünüyorlar. Ruhları bile vaaz yapıyor. Yaşadıkları müddetçe Allah'ın şeriatını, Habibi'nin yolunu, kanunların, nizamlarını millete anlatan o büyük insanlar, ölseler de diridirler, onlara ölüler demeyin. İşte görüyorsunuz, vaazlarını dinliyorsunuz. Binlerce sene evvel ölmüş zatın vaazları bugün dinlemiyor mu? Dinlenmiyor mu? Okunmuyor mu? Kıyamete kadar okunmayacak mı? Okunacak inşallah. İşte biz de iyi düşünelim. Hazır hali hayattayız. Dilimiz kıpırdanıyor, ayağımız yürüyor, elimiz tutuyor. Biz niçin Allah için bir şey konuşmuyoruz? Biz niye bu milletin derdine düşmüyoruz? He? Para derdine düşüyoruz, karı derdine düşüyoruz, rütbe derdine düşüyoruz. Her türlü menfaatimize koşuyoruz da. Şu milleti cehennemden kurtaralım derdine niye düşmüyoruz? Ağzımızı niye acıyoruz Allah'ımızın yolunu anlatmaktan? Niye cimrilik ediyoruz? Cennet mi az gelecek korkuyoruz? Yani millet hep cennete dolacak da yer kalmayacak diye mi korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatü Selamu Ala Seyyidil Mursalin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel ve ne'udü büke minen nâri ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna neselükel min khayri mâ seeleke minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ne'udü büke min şerri mesta'aleke minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve entel müsta'an ve aleykel belâhu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Allahümme inna neselüke minel khayri kulli acilihi ve acilih ma alimna minhu ve ma lem na'lem ve ne'udü bike mineş şerri kulli acilihi ve acilih ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme aslih ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme erham ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ehdi ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ferric an ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sellim ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme gfir li ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve li cemii'i men amene bike ya rabbel alemin. اللهم ربنا آتنا حسنة في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إلى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين